BTS World Tour Love Yourself in Seoul. Filmin konusuna gelince, 2018'in en çok ilgi gören konserlerinden BTS World Tour Love Yourself in Seoul, Olimpik Stadyumunda çekilen görüntülerinden oluşturulan film. Sağlıklı yaşamdan mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Yeniden sizlerleyiz ve bugün de yine çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Bugün bizlerle uzman klinik psikolog ve EMDR terapisti Sayın Zühre Akmanlar oluyor ve kendisiyle bugün sizler için psikolojik rahatsızlıklarda EMDR'la tedaviyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun siz. Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Evet, bugün belki birçoğumuzun ilk defa duyduğu bir yöntem olan EMDR'la tedaviyi konuşacağız psikolojik rahatsızlıklarda. Öncelikle bu tekniği biraz tanıyalım isterseniz. EMDR dediğimiz yöntem nedir? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki. EMDR bizim de yeni duyduğumuz, tıpta da yani bizde de var olan yeni bir yöntem zaten. 1987 yılında çıkan ve 90'ların başında terapi haline gelen bir yöntem. İlk tesadüf eseri çıkan bir şey bu. Doktor Shapiro'nun tesadüfen keşfettiği bir yöntem. Nasıl oldu diye sorarsak biraz da ilginç bir şekilde ortaya çıktı bu. Sıkıntılı ve kaygılı olduğu bir dönemde üniversitedeyken böyle hava almak için dışarı çıkıp banka oturdu. Bankın karşısında da parkta tenis oynayan kişiler vardı. Onlara dalıp onların tenisini izledikten sonra fark etti ki sürekli top hareketini sağa sola gözleriyle takip ettiğinde sıkıntısının azaldığını. Bunun üstüne araştırma yaparak bilimsel bir hale getirdi ve EMDR'ı oluşturdu. Aslında EMDR dediğimiz şey Türkçe açılımıyla göz hareketleriyle duyarsızlaştırıp işlemleme dediğimiz kısımdır. Yani çift yönlü uyarımla biz zihnimizi bir araya getirip uyarım veriyoruz ve işlemlemesini yapıyoruz. Yaşadığımız travmatik olaylar beynimizde ana ağına katılamıyor. Normalde gün içinde hepimiz birçok olay yaşıyoruz ve beynimiz bunları kaydediyor. Bir kısmı ana ağına katılıyor, olumlu olarak adlandırıyor. Bir kısmı ana ağına katılamadığı için olumsuz dediğimiz sıkıntı veren, travmaya neden olan veya başka psikolojik rahatsızlıklara neden olabilen kısımda yer alıyorlar. Yani kısaca bu çift yönlü uyarımla tedavi etme şeklidir aslında EMDR. Çok ilginç bir yöntem. Peki tam olarak nasıl bir uygulanıyor, nasıl bir yöntemdir aslında? EMDR 8 aşamalı ve 3 yönlü uygulanan bir yöntemdir. 3 yönlü dediğimiz geçmiş, şimdi ve geleceği çalışan bir yöntemdir. Çünkü biz biliyoruz bugün bizi rahatsız eden olayların birçoğu, hatta neredeyse hepsi geçmiş kökenli olup günümüzde var olan ve gelecekte de düzeltmezsek bizi rahatsız edebilecek sıkıntılar olduğu için geçmişi, bugünü ve geleceği aynı anda çalışan bir yöntem. 8 farklı aşaması vardır. İlk aşamada her psikoterapi yönteminde olduğu gibi hastayı tanımak var. Anamnez almak dediğimiz kısım. Hastanın geçmişi, eski olaylara nasıl baş edebildiği, kapasiteleri nere olduğu ile ilgili bu kısmı öğreniyoruz ilk aşamada. İkinci aşamada protokoller var. EMDR'nin kendine özgü protokolleri var. Her hasta grubu için çalışabileceğimiz OKB'den, işte obsesif kompulsif disorder'dan dediğimiz, takıntı dediğimiz her biri için farklı bir prosedür var. Standartize edilmiş, bilimsel. Bunların dışında da genel protokol dediğimiz bir protokol var. Onu tamamladığımız durumda çalışmaya başlayabiliriz. O protokolde de bizim hastayla ilgili almamız gereken bilgiler var. Örneğin şöyle özetlersek daha net anlaşılabilir sanırım. Bir şikayetle terapiste gittiğinizde ilk önce size hayat öykünüz alınır. EMDR yapmaya karar verdiğinizde ilk önce sizinle güvenli yer çalışır. Güvenli yer EMDR'nin canı dediğimiz kısım. Çünkü
Siz şimdi ve şu anda geçmişi bir daha yaşıyorsunuz EMDR'de. Yani biz sizi şimdi geçmişe götürüp o anı bir daha yaşatıyoruz. Ya da tam tersi o anı bugüne getirip tekrar size yaşatıyoruz. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? Yani hipnoz gibi bir durum mu? Hipnoz bilinç dışı, EMDR tamamen bilinç düzeyinde. İşte çift yönlü uyarımla bunu yapıyoruz. Dokunsal, işitsel veya görsel dediğimiz üç farklı şekilde yapabiliyoruz. EMDR'in kendi cihazları var. Görsel dediğimiz böyle bir lambaya benzeyen, içinde renkli bir ışık olduğu, hızının ve programının ayarlayabildiği çift yönlü uyarım onunla veriyoruz. Siz başınızı oynatmadan sadece gözlerinizle ışığı takip ediyorsunuz. Bu çift yönlü uyarım veya gözde herhangi bir sıkıntı varsa, lensimiz, gözlüğümüz varsa bunu yapamıyorsak elimize titreşim verip bunu dokunsal olarak yapabiliyoruz. Veya hani elimizin de olmadığını, göremediğimizi düşündüğümüz durumlarda hani dokunsal dediğimiz uzun bir çubuğu var. İki diz hareketimize sağ sol şekilde bir sağa bir sola dokunarak çift yönlü uyarımı vererek çalışıyoruz. Evet. Güvenli yer neden önemli EMDR'da? Siz o kötü anı tekrar yaşadığınızda ve bugün baş edebilme kapasitelerinizin daha çok olduğu durumda kendinizi kötü hissettiğinizde dur işaretimiz var. Terapiste danışana öğrettiğimiz ilk şey kendinizi kötü hissettiğinizde bizi durdurabilirsiniz. Bu işaret verildikten sonra terapiste görevlerimiz dahilinde duruyoruz ve çalıştığımız güvenli yere gidiyoruz. Güvenli yer nedir? Seans başında başladığımızda size soruyorum, sana olarak hayal ediyoruz. Kendinizi en güvenli hissettiğiniz yer neresidir? Durup odaklanıp düşünüyorsunuz. Bu odaklanma sırasında çift yönlü uyarımı veriyoruz yine. Odaklanın neresi olabildiğine dair. Sizin için neresi ise bir deniz kenarı, bir dağ, bir tepe, bir bayır, yeni yatak odanız, huzurlu olduğunuz bir mekan neresi ise artık. Seçtiğiniz güvenli yeri detaylandırıyoruz. Neler var, bakar mısınız, bana anlatır mısınız? Çünkü siz oradasınız, biz sadece dıştan kalan kısmı. Ve her zaman çalıştığımızda bir metaforumuz var, EMDR çalıştığımızda. Hastaya diyoruz ki bir trendeyiz, bir tren vagonundayız. Siz camdan taraf olan kısımdasınız ve lütfen orada olan her şeyi bana anlatın. Çünkü olayları yaşayan o ve bize aktarmasını istiyoruz. Güvenli yerde de aynı metodu kullanıyoruz. Bakıyor orada, görüyor, neler olduğunu söylüyor ve bir güvenli yer oluşturuyoruz. Orada kendini huzurlu ve rahat hissediyor. EMDR terapisini çalıştığımızda ve hasta işte 1,5 saatin sonunda ofisten çıkıp evine gittiğinde, klinikten çıktığında süreç daha devam ediyor. İşte baş ağrısı, mide bulantısı olabilecek olan şikayetlerde. O gibi durumlarda da kendilerine evde olduklarında ve işte rahatsız olduğu durumlarda oturup gözlerini kapatıp veya bir yere odaklanıp güvenli yeri çalışmalarını öneriyoruz. Çünkü süreç devam ettiği için kendini daha kötü hissedebiliyor. O yüzden güvenli yer çok önemli. Seans içinde de mesela kötü hissettiğinde kendini, dur işaretini bize yaptığında güvenli yere birlikte gidiyoruz. Bizim komutumuz da kendi oraya gidiyor. Bir 10 dakika rahatladıktan sonra terapinin içine tekrar geri dönebiliyoruz. Güvenli yerden sonraki diğer aşamalarında protokol doldurulur. Bizim için EMDR'da en önemli şey ilk anı dediğimiz kısım. Siz bugün bir şikayetle geliyorsunuz. Örneğin bir temizlik obsesyonuyla, ne bileyim bir panik atakla baktığımızda çok masum bir atak gibi görünür. Bizim için son geldiğiniz değil aslında önemli olan. İlk anıyı bulmaya çalışıyoruz ama son getirdiğiniz sıkıntı ve şikayetin içinden 3-4 şeyi ayıklamaya çalışıyoruz. Nedir bu baktığımızda? Siz bu olayı bedeninizin neresinde yaşıyorsunuz? Yani beden duyumu dediğimiz kısım. İşte bu olay her yaşadığımda boğazım düğümleniyor, karnım ağrıyor, nefes alamıyorum. Bedeninizin neresinde? Veya bu olayı hissettiğinizde kendinizle ilgili olumsuz ne gibi bir kognisyonunuz var? Beceriksizim, başaramadım, değersizim. Hangisi ise artık? Bu iki kognisyonu ele alarak geri sarma yöntemiyle yavaş yavaş geri gidiyoruz. Diyoruz ki hatırlar mısınız acaba? Siz daha önce hangi olayı yaşamış olabilirsiniz ve işte deminki olayda anlattığınız gibi kendinizi değersiz veya işte bedeninizde bir sıkıntıyı, yani aynı sıkıntıyı ve aynı duyguyu daha önce hangi olaylarda yaşamış olabilir? Onu bulmaya çalışıyoruz. Olaylar listesi çıkarıyoruz. İlk ana dediğimiz genelde bizim o sıfırla 7 ve 8 yaş arasına sığmasını beklediğimiz durumdur. Genelde 15-20 yaşlarındaki anıyı çok ilk anı olarak saymayız. Tabii hastanın yaşıyla da ilgili. Yani 20 yaşında bir hastayla çalışırsanız belki 10 yaşındaki veya o anlardaki bir anıyı ilk anı sayabiliriz. Ama 50 yaşlarındaki bir danışanla çalışırken 30 yaşındaki anıyı çok ilk anı saymayız. O hatırlanan anıdır bizim için. Efektif anı dediğimiz. İlk anı daha önce. İlk anı bulduğumuzda hani
ilk o duyguyu ve algıyı ne zaman yaşadığını keşfettiğimizde o an işte EMDR'yi kullanıp çift uyarımla işlemlemeye başlıyoruz. Danışana diyoruz ki lütfen şimdi bana anlattığınız o kareyi lütfen hatırlayın. Evet. Ve sizden hastadan çok şey istiyoruz. O an, o yaşadığınız olayı anlattığınızda sanki biz de sizinle birlikteydik gibi net olarak algılamamız lazım. Yani olaya hakim olmak lazım, o derecede olayı bilmek lazım. Ve diyoruz ki tamam, şu an olaya odaklanın. Bana söylediğiniz gibi işte bedeninizin neresindeyse, karnında ve işte kendinizi değersiz hissettiğiniz durumu odaklanın ve başlayalım dediğiniz anda çift yönlü uyarımı veriyorsunuz. Hiçbir şey yoksa elimizde uygulayabileceğimiz, ne görsel, ne dokunsal, ne işitsel, en klasik yaptığımız parmak yöntemi. Parmağımızı sağa sola hareket ettirerek danışandan başını oynatmadan sadece gözleriyle birlikte takip etmesini istersiniz. Bu şekilde işlemleme başlar. Danışan her türlü ses, koku, renk, her türlü şey gelebilir. Belli bir set sayısını tamamladıktan sonra danışana ne gördüğü veya ne duyduğu yönlendirmemek adına şimdi ne var sorusunu soruyoruz. Çünkü ne gördünüz deseniz duyuya odaklanacak. Evet. Ne hissettiğiniz deseniz hisse, şimdi ne var ve serbest bırakıyorum. Her ne geldiyse izin veriyoruz paylaşmasına ve setler böyle devam ediyor. Örneğin çalıştığımızda çok ilkokul anısı bir şey gelebilir aklına. İşte kendimi kırmızı ayakkabılarımla görüyorum der. Tamam, oradan devam edelim deriz. Yani her gelen anıyı oradan odaklanıp devam ediyoruz. İyi şeyler gelmeye başladığında sorunun çözüldüğünü fark ediyoruz. Ama ne oluyor? Bazen danışan geldiği problem dışında o işlemleme sırasında EMDR'da çok başka anıları hatırlıyor. Çok başka bastırdığı sorunları, yeni bir sorun listesi daha çıkıyor karşımıza o durumda. Bu defa bütün o tetikleyicilerin hepsini çözmeye çalışıyoruz. Çünkü hep bir uyaran var etrafımızda ve hepsi bizi rahatsız ediyor. Evet. Normalde hepimiz gece düşündüğümüzde, yattığımızda, EMDR'ın da yaptığı odur. Siz gün içinde yaşadığınız her şeyi beyniniz kaydediyor. Gecede REM dediğimiz uyku kısmında, eğer bizi bir kamerayla çekse fark ederdik gece uykumuzda, gözlerimizin kıpradığını fark edebiliriz. Açılıp kapandığını ve hareket ettiğini. İşte o EMDR'ın uyku hali. Ama orada seçme şansımız yok anıları. Gün içinde yaşadığımız her şey. Ama EMDR'da nokta atışı yapıyoruz. İstediğiniz anıya çalışıyoruz. Yani bir şekilde bilinçaltına, derinliklerine mi döndürmüş oluyorsunuz hastayı? Bilinçaltında farkında olmadığı şeyleri mi gün yüzüne çıkartıyorsunuz? Evet, bilinci çalışarak bilinçaltına bir şekilde yolculuk yapmasına sağlıyor. Çünkü bedenimiz her şeyi saklıyor. Zihnimiz gerçekten unutup öğrenmekle ilgili formatlanmış bir sistem. Yenisini öğreniyor, tekrar yaptık sonra var, eskidik sonra unutuyor. Peki şunu bir kez daha sormak istiyorum. Hastayı geçmişe döndürmekteki amacınız nedir? Çözebilmek için o ana geri dönmesi lazım. Zaten o an normalde olay sıkıntı yaratmayıp ana ağına girebilseydi, yani ensekre olabilseydi sıkıntı olmayacaktı ve bugün o danışan karşınızda olmayacaktı. Normalde baş edebilme kapasitelerinin üstünde bir şey olduğu için onu ana ağına yerleştirip ensekre edemediği için sıkıntı haline geldi ve terapiye başvuran bir hasta olur. Onu çözebilmenin tek günlük olarak çözdüğümüzde sadece o günkü semptomları aslında halledebilirsiniz. Ama bugünkü baş edebilme kapasitesiyle, bugünkü gücüyle oraya dönüp gittiğinde bir daha üstünden geçme şansı olduğunda daha güçlü çözebiliyor. EMDR'ın en önemli özelliklerinden biri de çalıştığımız ve sevdiğimiz, bizi kullanmamıza neden olan şimdiden sonra geleceği çalışması. Yani aynı ve benzer sorunları bir daha yaşadığınızda nasıl baş edebileceğinizi biliyorsunuz. Sadece bugünle bırakmıyor sizi. Evet. Oraya da gidiyor. Orada nasıl oluyor mesela? Anımızı çözdükten sonra bir puan veriyor çünkü hasta sürekli ilk geldiğinde bu olay sizi ne kadar rahatsız eder diye sorduğumuzda işte 1 ile 10 arası bir puan vermesini isterdik. Genelde yüksek 8, 9 falan oluyor. Amacımız onu sıfırlayabilmek. Sıfırladıktan sonra ve rahatsız etmediğinde diğer uyaranları da çalıştığımızda senaryo yazmasını istiyoruz hastanın. Yani olayı daha farklı şekillerde, daha önce rahatsız edebileceği durumları konuşuyoruz. Nasıl o ilk trendeki olduğu gibi olayları tekrar anlatıyoruz. Şöyle şöylesiniz, yolda gidersiniz, sizi rahatsız eden bir şey var mı? Hayır. O senaryoyu anlatırken yaşadığı olay bir daha dönüp baktığında rahatsızlık hissettiği bir yer varsa tamamen çözülmemiş demektir. Oradan işlemlemeye tekrar devam ederiz. Kısa süre, hani belki böyle karmaşık gibi görünür ama seans içinde çalışıldığında hani kısa süreli dediğimiz terapi şeklidir aslında EMDR. Normalde bizim için pozitif psikoterapide çalışırken 6 ay,
60 seans, 50 seanslar normal kabul ettiğimiz. Evet. Ama EMDR'de kısa süreli dediğimizde bizim için 15 seans çok iyi ve sonuç verebilen bir rakam, 15 seans kısa. Hı-hı. Çünkü genelde insanlar hep uzun süreli gitmeye alıştığı için psikoterapilere. Hı-hı. EMDR'de kısa sürede sonuç elde daha edebiliyorlar. Daha hızlı sonuç alıyorsunuz. Evet. Peki bu EMDR yöntemi her hastaya uygulanabilir mi? Hangi hastalıkların tedavisinde Hı-hı. tercih ediyorsunuz? Ve her yaştaki her kişiye uygulanabilir mi? Bu konuda da bize bilgi verir misiniz? EMDR genelde her yaştaki bireye uygulanır. Çocuk, hatta bebek dahi olmak üzere yetişkinlikte de uygulanabilir. Bunun için uzmanlıkları farklı. Çocuk için işte bir gelişim uzmanının, yetişkin için bizim gibi kliniklerin çalışabildiği bir hasta grubu. Kadın erkek hiçbir ayrım yapmıyoruz. EMDR'ı çalışabiliyoruz. Bizim için zihinsel olarak hiçbir sıkıntısı yoksa çalışabileceğimiz hasta grubudur. Yani mental olarak sıkıntı olmayan her danışanda EMDR uygulayabiliyoruz. Hı hı. Dediğim gibi hani görselde bir sıkıntı varsa işitselle çalışabiliyoruz. Hani görme sorunu varsa yine işitselle, işitselde bir sıkıntı varsa dokunsalla çok rahat çalışabiliriz. EMDR genelde birçok hasta grubuna uygulanabilir. Ama en çok travma, OKB dediğimiz panik hı hı. atak, fobiler, bu gibi konularda daha çok, yani zihni daha çok işlevleyebildiğimiz konularda daha çok fayda sağlayabiliyoruz. Evet. Örneğin bir depresyonda biraz sıkıntılı olabiliyor EMDR. Çünkü EMDR'daki amaç hastayı çok konuşturmak değil, çağrışımları hızlandırmak. Ama bazı hasta gruplarında da hastanın sürekli konuşmaya ihtiyacı var. Hı hı. Ve siz EMDR'le onu sürekli kestiğinizde bazen hasta öfkelenebiliyor. Evet. Ben burayı anlatmaya geldim. Hadi işte şimdi genellikle ne var? Genelde depresyonda böyle oluyor sanıyorum. Evet, depresyonda daha çok hasta size katılamıyor. Hı hı. Hani daha o negatif duygu durumunun içinde odaklanamıyor, karayı hatırlayamıyor. İşte oraya bile zaten birinin zoruyla gelmiştir. Hı hı. Hani bitsin gideyim derdindeyken. Genelde o depresyonu ilk sözel terapiyle birazcık normalde işte hafife doğru alıp oradan sonra EMDR'ı tercih edebiliyoruz. Yani sadece EMDR'la çalışmak da bazen her problemi çözemeyebiliyor. O yüzden birden çok yaklaşımla yaklaştığınızda daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Hı hı. Bir de böyle bir şey var. EMDR'ın içinde zaten kendi bütüncül bir psikoterapi yöntemidir. Farklı farklı ekollerden izler olduğunu görebilirsiniz çalışıldığında. Örneğin butterfly effect dediğimiz bir kelebek dokunuşu var. Depresyon hastalarıyla en çok çalıştığımız kısım o mesela. Kendilerini kötü hissettikleri zamanlarda veya işte o morallerinin bozuk olduğu, yıkkın, bıkkın, hiçbir şey yapmak istemediği, banyo daha yapmak istemediği ağır dönemlerde kelebek dokunuşunu çok öneriyoruz. Seansta bunu öğretiyoruz onlara. Kötü hissettiğiniz zamanlarda lütfen kelebek dokunuşunu yapın dediğimiz kısım var. Yine kendilerinin o hani depresyona iten olay nedir öğrendiğimizde ondan önce onunla nasıl baş edebildiğiydi, hani bu durumu yaşamadan önce nasıldı ve ne neden oldu, o iyi halini hatırlamasını isteyip kendini kucaklamasını, sağ ve sol işte kelebek kanadı gibi dediğimiz iki omuzuna dokunarak, EMDR hep çift yönlü olduğu için bir sağ bir sol omuzuna durmaksızın kendini kucaklayarak, hani severek, en değerli olduğunu bilerek o kelebek dokunuşunu yaparak kendini iyi hissettiği bir yerde olmasını istiyoruz mesela hastaların. Hı hı. Bunu yapıp kendini iyi geldikten sonra "aa iyiymiş" falan dediğinde o zaman sözel terapiden EMDR terapisine depresyon hastası için de geçebiliriz. Evet. Peki travma durumlarında EMDR uygulanıyor dediniz. Travmayı biraz açalım isterseniz. Evet, EMDR'ın doğuşu da zaten böyle oldu. İlk travmayla birlikte başladı ve ilk Türkiye'de de örneğin travma tedavisinde 95 depremiyle birlikte başladı EMDR'ın kullanılması. Esas etki alanı bu zaten. Yani travmayla birlikte doğdu, farklı ekollerle birlikte birleştirip protokolleri oluşturdu. Travma hepimizin hayatında günlük yaşayabileceği, bizi tehlikeye sokan, ölümle karşılaştırabilen, bedensel bütünlüğümüzü bozabilen olayların tümüne, tehdit edici olayların tümüne travma diyebiliriz. Biz travmaları küçük T ve büyük T diye ikiye adlandırıyoruz. Yani büyük travmalar ve küçük travmalar dediğimiz. Büyük travmalar hepimizin bildiği doğal afetler, savaşlar, seller, depremler, travma, tecavüz, bunların tümü büyük T'ler. Küçük T dediğimiz de işte emeklilik olabilir, iş değişikliği olabilir, eşdirdir olabilir, her gün gördüğümüz boşanma, evlenme, evet, sayılıyor mu? Evet.
Kişiye göre büyükse küçük de durumu değişiyor. Kimi için örneğin boşanma bir travmadan çok artık bir coşku. Kimi için de o süreç bir travma olabilir. Bu da tamamen kişisel özelliklerinizle ilgili. Bazen aynı olay bireyde çok farklı etkiler yaratırken bir kısmı için daha farklı yaratabilir. Örneğin kimi emekliliğini dört gözle bekler. İşte artık gezeceğim, tozacağım, işte torun bakacağım falan derken o iş hayatından ev hayatına düştüğünde bir travmatize olup. Değersiz hissediyor sanki değil mi? Evet. Biraz genelde bu insanlar. Değersizliğim EMDR'da çalıştığımız ve emeklilikle ilgili en çok kullanılan şey kendini değersiz. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Bir işi vardı, yapıyordu, ediyordu, değerliydi. Ama eve geldiğinde artık o yoğun tempo yok. Hani ev işi ne kadar tatmin eder o kısımda. Kimlik yok değil mi? İş yerinde elde ettiği kimlik yok belki. Evet. O yüzden hani bu travma dediğimiz hem büyük hem küçük olarak bireye göre değişebilir. Ama esas olarak söyleyebileceğimiz genel olarak bildiğimiz büyük olaylar, büyük travmalar diye adlandırdığımız ve tedavisinin daha uzun sürdüğü ama daha erken sonuç aldığımız küçük T'ler dediğimiz bazen aslında çok da fark etmediğimiz ama bize daha uzun süre sıkıntı veren olaylar diye adlandırabiliriz. Bu küçük T'leri daha sık yaşıyoruz hepimiz sanıyorum değil mi? Çocukluğumuzdan itibaren. Evet ve bazen o kadar çok alışmışık ki buna. Farkında bile değiliz. Bunun bir travma olduğunun, her gün ömrümüzden ve işte günümüzden bizi alıp başka yerlere götürdüğünü, kişiliğinizi etkilediğimizi fark edemiyoruz bile. Peki bu travma olduğunu, travma geçirdiğimizi nasıl fark edebiliriz? Hiç mi bir belirtisi yoktur? Muhakkak ki vardır. Travma yaşayan insanların çoğunda en büyük bedensel bütünlüğünün bozulacağıyla ilgilidir. Öleceğim, bir şey olacağım, başıma bir şey gelecek, bununla nasıl baş edebileceğim, uykusuzluk, mide bulantısı, baş dönmeleri, yaşadığı olayın büyüklüğüne ve şiddetine göre bedensel algısı bireyden bireye değişiklik gösterebilir travmada. Mesela en sık gördüğümüz şey rüyalar. Yani o yaşadığı ve baskılamaya çalıştığı, baş etmeye çalıştığı olayın tümünü rüyasında görebiliyor. Sürekli aynı şekilde rüyalar, iş yaşamını etkilemesi, gördüğü rüyalar ve çok kültürel bir şey bu. Genelde hep bizde o rüyaların geleceğin habercisi olduğuna inanılır. Ama aslında çok geçmişle ilgilidir. O bastırdığınız duygularla ilgilidir. Biz hep danışanlarımıza şey diyoruz. Rüya bugünden öncesiyle ilgili. Bugünden sonrası için değil. Geriye dönüp bir bakın. Neydi bastırdığınız? Neydi sizi rahatsız eden? Sizi travmatik hale getiren? Hangi anıyla baş edemediğiniz ve bugün sizi rahatsız ediyor? Bazen o kadar çok örtüyorlar ki o inkar dediğimiz kısım var. Çünkü travmayla çalıştığımızda bir kendi doğası gereği bir işte öğrendiğimizde inkar var, şok var, kabullenme süreci var. Hep böyle bir şey işte ölümde, yasta hep bununla doğru orantılı olarak. Bazen o evrelerin birinde kalıyor danışanlar. Yani o travmanın hep inkar kısmında kalabiliyor kabullenmeme. Ya da özellikle hani bu kanser hastalarına konudan tanıdan sonra mesela çalıştığımız birçok vakada da hep o inkar kısmında kalıyor. Halbuki onu kabullenip süreci yaşamaya başlasa çok daha kolay. Ama işte o inkar kısmında kalıyor travmanın. Kabul etmek istemiyor süreci, sonu. Çünkü şey hissediyor, kabul etmek bir adım daha ölüme gitmek. Ama halbuki öyle değil. O süreci kabul etmek sizi farklı bir hayata ve yeni bir hayata, farklı bir süreç, farklı bir deneyim onunla birlikte farklı yerlere götürebiliyor sizi. Evet. O yüzden travma bazen işte öyle çok büyük büyük hani ben buradayım bağırmasa da günlük hayat içinde olan ve bizi çok etkileyen olaylar olabiliyor. Ameliyatlar da birer travma mıdır kişiler için? Mesela doğumlar da hanımlar için birer travma mıdır diye sormak istiyorum. Evet. Freud'a göre hepimizin travması, ilk travma doğum travması. Hepimiz bir travmayla dünyaya geliyoruz. Bu da doğum travması. Tabii ki bu süreçte hani kadının doğum sonrası depresyonunda da sırasında bir travma söz konusu. Bir de o sürecin nasıl geçtiğiyle ilgili. Ona destek bir eş var mıydı? İstenen bir bebek miydi? O süreç nasıl geçti? Nasıl hazırlanıldı? İşte o bebeğe isim konulacağında nasıl karar verildi? Bunların tümü işte o kadının zaten hormonal dengesinden de dolayı bazen bir travmatik hale gelebiliyor. Hani işte bu çocuğu istememe neden yaptım? Neden böyleyim? Neden bunları hissediyorum? Bunların tümü kişide artık travmatik olaylara neden olduğunda farklı sonuçlara da işte bir depresyon olabiliyor, bir doğum sonrası stres bozukluğuna neden olabiliyor. Tümü işte bir travma diye başladığımız ama farklı yerlere gidebilen. Peki depresyonla karışma ihtimali var mı travmanın? Benzer belirtiler gösteriyor mu? Evet, muhakkak benzer belirtileri vardır ama çok farklı şiddettedirler.
depresyonu hafif orta ağır atlatabiliriz ve hiç bazen psikoterapi almadan da bu durumdan atlatabiliriz. Ama travma dediğimiz bazen öyle olmayabiliyor. Hı hı. Genelde depresyonda etrafta sizi fark edebiliyor. İşte neşen kaçtı, neyin var, niye eskisi evet. gibi değilsin, kilo mu aldın, kilo mu verdin, depresyonun belirtilenebilir işte artış veya azalış. Hı hı. Ama travma da öyle değil. Sizi içten içe yiyip bir anda çöktürebilen bir şeydir. Yani kimse fark edemiyor sizin o travma sürecinde olduğunuzu. Hı hı. Çünkü tamamen kendinizde yaşadığınız ve bir anda oluyor. Evet. Peki travma tedavisinde EMDR yöntemiyle alınan sonuçlar nasıl oluyor peki? Tamamıyla iyileşme sağlayabiliyor mu? Evet. 2 milyona yakın insan EMDR'la tedavi olmuş. Hı hı. Ve çok kısa sürede etkiyi sağladığı için insanlardan hani kulaktan kulağa duymaya başladığında nedir, nasıl olur? Bunu merak edip birçoğu da mesela bize başvuruyor. Gerçek anlamda çok iyi sonuç verebilen, vermediğinde terapiyi bırakmıyorsunuz zaten. Bu danışanın çağrışımıyla çok ilgili. Yani o negatif çağrışım geldik müddetçe siz devam etmek zorundasınız. Olumluyu bulana kadar devam ettiğiniz için sorunun çözülmeme ihtimali yok. Nasıl olur da sorunu çözemeyiz? İlk anıya gidemiyorsak. O zaman sıkıntı olabilir bizim için. Yani çalışmaya başladığımızda ilk anıyı yakalamadan çalışmaya başladıysak tıkanıyoruz belli bir yerden sonra. Geriye dönüp bakmak lazım. Yani o tekrardan geri sarma yöntemini kullanıp o ilk anıyı bulmak lazım. İlk anıyı bulduğumuzda, güvenli yeri oluşturduğumuzda, doğru protokolle çalıştığımızda %99'larda sonuç elde edebiliyoruz ve kısa sürede. Hı hı. EMDR'ın diğer terapi çeşitlerine göre hani normalde 50 dakika ile 1 saat arasıyken EMDR'da 1,5 saat çalışabilirsiniz. Normal sözel terapilerde haftada 2-3 iken EMDR'da 3 ve üstü daha haftada çalışabilirsiniz. Ne kadar hızlı etkileşim ve çağrışım olursa o kadar erken olabiliyor. Ama kesin sonuç al. Özellikle travmada, obsesyonlarda, depresyonda çok dediğim gibi kombine tedaviyle daha iyi yapabileceğimiz şey EMDR artı sözel terapi dediğimiz, yeme bozukluklarında özellikle bu hem görseli hem bedenseli yaşadığımız durumlarda çok daha fazla etki alabiliyoruz EMDR'da. Hı hı. Evet. Panik atak hastaları için de uygulanan bir yöntem sanıyorum. Evet, panik atak da çok sık görülüyor günümüzde. Evet. Değil mi? Evet. Ve kliniğe başvuran danışanların tümüne sorduğumuzda hani işte nasıl buraya geldiniz? Bir ambulans, bir hastane, bir gözetim sonucunda işte EKG'ler, ekolar falan çekili. Tam bir kaos. Evet. Hiçbir sıkıntınız yok. Psikolojik bir şey dendiğinde hasta inanmakta zorlanıyor buna. Gerçekten diyor nefes alamıyorum, nasıl olur? Evet. İşte tam da bu anda EMDR'da çalıştığımızda o daha önce yaşadığı olay neyse ve anı ağına entegre edemiyorsa onu rahatsız etmeye başladığı durumdur. Panik atağın kısmı, o nefes alamama, işte daralma falan filan, işte hastada deliriyor muyum, çıldırıyor muyum, ne oluyor, hani gidiyorum hissi aslında. Hı hı. Çok da o anlık değil. Önceki travmalarıyla ilgilidir. Önceki yaşanmışlığı ve kodlayamadığı için, ana katılamadığı için, entegre olamadığı için orada kalıyor. Yeni günlük hayatında bir şey onu tetiklediğinde tekrar harekete geçiriyor. O yüzden yeniden var oluyor. Biz hep danışana şeyi sorarız işte, ne oldu da işte bu atağı tekrar yaşadınız? Çünkü bizim önemli olan işin o ilk. Ama evet. panik atakta genelde ilk anı işte panik atakta ve OKB'de çalıştığımızda ilk anıdan çok ilk tetikleyicilerle çalışmaya başlarız. Hani ne oldu son bir hafta, bir 15 gün önce ne yaşadınız sizce de sizi bu hale getirdi bizim için çok önemli. Hı hı. Birlikte ona cevap bulmaya çalışıyoruz. O zaman işte panik atak hastaları aslında onun bir şeyin göstergesi olduklarını fark edip özgürleşmeye başladıklarında çok daha bir konforlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü gerçekten yani birçok danışan bunu ağlayarak dile getiriyor. Ölecek miyim, nefes evet. alamayacak mıyım, hiç bundan kurtulamayacak mıyım? Hani ölüm mü sorsanız, bu mu sorsanız ölür gibi oluyorum falan sürekli. Böyle bir çok rahatsız edici evet, gerçekten. Evet, yani anlayabiliyor olmak çok önemli zaten onları bu durumda. Onlar da fark ettiklerinde bunu hani bedenin aslında sizin zihninizin yaptığı, bedende hiçbir şey yok, nabız normal, kalp normal, nefes alışınız normal. İşte bunun için bazen kese kağıdı egzersizlerini öğreniyoruz. Nefes alamadığım dediklerinde bir kese kağıdı, bir poşeti ağzınıza koyun, normal nefes aldığınızı görürsünüz. Hı hı. Görerek yaptıklarında bir şeyleri daha çok farkında oluyorlar ve daha iyi geliyor onlara. O yüzden hani tam bunu fark ettiklerinde aslında o panik atakta da
bedeninde hiçbir şey yok, tamamen düşünce olarak geldiğini, onları yokladığını, farklı bir şeyin göstergesi olduğunu fark ettiklerinde ve onun ne olabildiğini bulup çalıştığımızda çok kolay panik atak hastasında da bunu çözebiliyoruz. Ama genelde panik atak hastaları bunun çözülmeyeceği kanaatindedir ilk seansa başladığımızda. Evet, ümitsiz bir şekilde başlıyorlar. Evet, çünkü o hikaye çok yormuştur onları. O tıp, çünkü onlar da ikna olamıyor bunun psikolojik bir şey olduğuna. Kalbim duruyordu, kalbim çıkıyordu. Onun hani terapiyle nasıl çözüleceği çok ikna edici gelmiyor onlara. Evet. Ama süreci yaşamaya başladıklarında ve deneyimlediklerinde, özellikle EMDR'da bu çift yönlü uyarımı aldıklarında, o beden taramasında yaptığımızda çok daha fazla rahatladığını ve şey söylüyorlar. Biz ne yaptık ki de ben iyi olmaya başladım? Bazen işte tuhaf bir şekilde onların da anlamlandıramadığı. Genelde çünkü işte çok hastaya bu EMDR'daki çalışmadaki zihni çalışma sistemini çok anlatmıyoruz. Yani anlatsak da çok daha basit anlatmaya çalışıyoruz. Hani o beynin sağ sol lobunun nasıl çalıştığını ve nasıl aktive olduğunu anlattığımızda daha tıbbi geldiği için ha evet deyip öyle inanarak başladıklarında çok daha fazla sonuç alabiliyoruz. Evet. Peki özetle toparlayalım isterseniz konumuzu yavaş yavaş, çünkü süremizin sonuna geldik maalesef. Nasıl geçtiğini anlamadık ama zaman hızla geçti. Son olarak neler söyleyelim izleyenlerimize? Son sözleriniz nelerdir? Hepimiz fiziksel sağlığımız gibi psikolojik sağlığımıza da önem göstermeliyiz. Hatta bazen psikolojik sağlığımız fiziksel sağlığımızı bile bozabilecek durumda olabiliyor. O yüzden benim söyleyebileceğim, hangi sıkıntı yaşarlarsa yaşasınlar, psikoterapi almaktan çekinmesinler, psikoloğa gitmekten çekinmesinler. Çok normal ve artık modern hayatımızda gerekli olan bir şey. Bu kadar iş yükü, stres, ekonomik şartlar doğrultusunda çok gerekli bir şey. Kısa süreli etkin çözüm isteyenler de EMDR'a başvurabilirler diyorum. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Dileriz. Sağ olun. Sağlıklı Yaşam'ın bugünlük de sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın farklı bir konu ve konukla yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik hoşça kalın.